Arkadaşlar bakın kahveyi gerçekten bizim kadar benimsemiş bir millet yok. Biz kahveyi keşfettikten sonra gerçekten günün ilk öğününü kahve altı ismiyle değiştirerek kahvaltı diyoruz. Ve biz kahverengi rengini kahveden yola çıkarak ismini değiştirip kahverengi diyoruz. Düşün, sarayda içilen bir meşrubat iken bu içecek yavaş yavaş e, Arap Yarımadası'ndan bize gele 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 bazı tüccarların bunu e, artık sokak içeceği daha doğrusu kahvehane içeceği e, olacağını öngörerek yaptığı girişimlerden sonra İstanbul sokaklarını kaplayan Kahvehane zincirleri ortaya çıkıyor. İstanbul box. E İstanbul o zamanın Amsterdam'ı gibi bir şey moruk. Yani zengin piçleri Fransa'dan yola çıkıp diyorlar ki moruk İstanbul'da bir tatil yapalım da bir eğlence ortamına akalım. Bir kahve içelim. Bir opyum. <laughs> nargile. <gülüyor> bir e, <ö>, <laughs> opyum <laughs> e, falan bir nargile de tüttürelim diye çocuklar o zaman İstanbul'a geliyorlar. Hevesliler. Hevesli. Ottobox. Anladın mı? Yani hayat böyle. Muruk. Ondan sonra ee, İtalyan Italiano Macchiato Eee. Bir de okuyabilseniz ismini amına koyayım hep görüyorum böyle. Ben latte alacağım. Latte. Bitter çikolatalı. Latte istiyorum. Bu arada latte seven de gaydir ya. Sen de okuyorsun. Kahve, süt, kahve sütle konuş birleştirmek ne ya? Bir şey derdim de Beyic. Beyic önce evrimini Bey, tamamla bir... öyle gel Beyic sen. Latte. Laktozsuz olsun. Laktozsuz. Sütsüz süt istiyorum. İçme. Amcık. Sinirim çok bozuluyor böyle şeylere. Kahve bulunmadan önce kahve rengini ne diyorduk? Bak güzel soru bu. Evet. Bunu hemen yazıyorum Google'a. Kahve... lan. Evet güzel soru. Rengi diyorduk sadece neyin bulunacak dur. Bekleyin oğlum dur. Oh let me see there is a there is a whole uh, there is a whole fucking article about this topic. Let me see let me see. Türk kültüründe kahvenin yerini gösteren müthiş bir örnek. Kahve bir renge ismini veriyor. Kahvenin Türkler kahveyle gözlerimi sikti şu kenardaki Allah'ım piksel piksel. Okay neymiş? Hı, -hı. Seri seri okuyorum. Osmanlı'da fındıki. ki aa, aa ben bunu biliyordum. Evet, fındıki. Osmanlı'da fındıki deniyormuş arkadaşlar. Japonlar aynı renge ee, çaydan gelen çayro çay rengi diyorlarmış. Hmm, that's uh, fucking weird. Evet. İngilizcede de adını fındıktan almıştır. Günümüzde alageyik, alabalık örneklerinde gördüğümüz Rengarenk anlamındaki ala sözcüğü Türkçede kahverengi anlamında kullanılmıştır. Bu eski evet, ela'nın da kaynağı bu sözcüktür. Allah Allah, etimolojinin diplerine gidiyoruz ha. Hadi bakayım. Eski Türkçede kahverengi anlamında kullanılan sözcük ise konur, kongur'dur. Bu sözcüğün anlamı kaynaklarda yanık al, yağızımsı al diye verilmektedir. Açık kahverengi saçlar için kullandığımız kumral da bu sözcükle al'ın birleşiminden o aa yani ko konuural, anladın mı? Kumral. Türkçe boz sözcüğünün bir anlamı da kahverengidir. Boz ayı kahverengi anlamındadır. <laughs> Türkiye türkçesi kahverengi. Azerbaycan türkçesi gayfei, ga gehveyi. gagavuz türkçesi kafe, kofe. Kızıl, kızgıld, kızgıld. Okey Özbek türkçesi kahvarang. Yeni Uygur türkçesi ederim mi aç bak bana salak pik demişsin ama ha, yine bak Rauf hala oduruyorum. bana mı aç diyor. Bu arada modlar lütfen kupur etmeyin aliniyor insan. Tatar Türkçesi kofi tösli. Kören. Kongırt. okey. Ee, yine bir şeyler öğrendik. Kot pantelon. Fındığı ki yedin mi sen hiç fındığı ki moruk? Fındığı